Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Bugün radyasyon onkoloji tedavi süreçleri konulu dijital panelimizle karşınızdayız. Avrasya Hastanesi Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin ilk ruhsatlandırılmış onkoloji merkezine sahip hastaneleri arasında olması yönünden farkı olan, hastane içinde onkoloji merkezini kuran, kansere karşı mücadele eden bu konuda öncü ve örnek bir sağlık kuruluşu. 22 yılda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle sağlık hizmetlerinde daima kaliteye, bünyesinde en iyi hekimleri bir araya getirmeye, ekonomikliğe, gelişen teknolojiyle birlikte hareket etmeye ve hasta odaklı olmaya özen gösterdik. A sınıfı hastane statüsünde olan hastanemiz, etik, etkin, verimli, toplum sağlığını önemseyen, ulusal ve uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı misyon ve vizyon edinmiştir. Kanser hepimizin korkulu rüyası. Bu hastalık hepimizin başına gelebilir. Hepimiz evinde belki bugün var ya da yarın yer alabilir. Erken teşhisle bu hastalığın önüne geçebilir, kanseri yenebilirsiniz. Avrasya Hastanesi'nde kanseri cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi olmak üzere 3 koldan tedavi ediyoruz. Bugün radyasyon onkolojisini konuşacağız. Kanserin tedavisinde en etkili tedavi yöntemlerinden olan radyoterapinin ışınla mucize etkisinden bahsedeceğiz. Tabii bu ışını en doğru şekilde planlamak, uygulamak, tedavi başarısını asıl sağlayan. Bunu da burada hocalarımız ve radyasyon onkoloji ekibimiz son derece titizlikle gerçekleştiriyorlar. Önce sağlık, önce kontroller, ihmal edilmemesi gereken şikayetleriniz diyelim. Özellikle pandemi döneminde şikayetlerinizi ya da tedavilerinizi ertelemeyin. Biz tüm tedbirleri alarak hassasiyetle hasta, hasta yakını, çalışan güvenliğini en üst düzeyde tedbirler alarak koruyoruz. Evet, bugün 11 Mart. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihi ama ileride hatırlamak istemediğimiz bir gün. Umuyoruz en kısa sürede biter. Ama biz 7/24 hastane olarak her branşta sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlık ertelenmez, görevimizdeyiz ve sizler için buradayız. Buraya gelen her kanser hastamız multidisipliner bir yaklaşımla incelenir ve takip edilir. En az 15 branştan hekim görüşünün bir araya geldiği onkoloji konseylerinde vaka tartışmaları yapılır, alınan ortak kararlarla en doğru tedavi hastaya uygulanır. Bunun yanında sevgi dolu, size güler yüzünü eksik etmeyen, hep elinizden tutan, yardımsever bir ekip birliğinin çatısı burası. Bu tedavi süresince size baktığımız bir çerçeve var. Kelimenin tam anlamıyla evimizin içinden biriymişsiniz gibi. Nedir bizi farklı kılan? Başta bu ekranlarınızda gördüğünüz muhteşem ekibimiz. Değerli hocalarım, radyasyon onkoloji uzmanımız Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin, uzman doktor Züleyha Kaderçi, Doktor Tamer Gül, medikal fizik uzmanı Füsun Şentürk, Onur Tosun, radyoterapi teknikerimiz Aygün Akyar ve daha burada olmayan bu ekibin diğer kıymetli üyeleri, sağlık hizmetlerinin olmazsa olmazlarından hemşirelerimiz. Şu an hepsi görev başında, hasta başında. Gerek duyulan her anda diğer branştan hocalarımızla hasta ihtiyaçları doğrultusunda her daim etkileşim içindeler. Bu kapıdan girdiğinizde kanserin tedavisi için gerekli tüm tetkikler, birimler sizlerin hizmetinde. Bir hastane içinde tam teşekküllü olarak bu hizmetleri size sunuyoruz. Bir hastanın bir hastane içinde gerekli tüm bu hizmetleri alabilmesi çok önemli. Ve tabii ileri teknolojiyi de takip ederek hastalarımızın tedavisinde en etkili olacak cihazları hastanemize taşıdık. Burada cihazların öneminden zaten detaylarıyla birazdan sizlere bahsedilecek. Bunların kontrolleri, bakımları sürekli yapılmakta. Radyoterapi belirlenen süre içinde her gün gelinmesi gereken bir tedavi. Olası her durum için yedek cihazlarımız da sizlerin tedavilerini aksatmamak için her daim mevcut durumda. Tüm bu imkanlara da olanak sağlamış kurucumuz Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu ve Uğurlu ailesine de tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Her yıl en az 1000 yeni hastanın tedavisini gerçekleştiriyoruz radyasyon onkoloji birimimizde. Bu gerçekten büyük bir başarı. Ekip birliği, en doğru tedavi ve mutlu sonuçlarla kanserle savaşta sizin yanınızdayız. Aynı zamanda bizlere güvenen, el ele veren, hizmetlerimize güvenen tüm sağlık camiasına, dış doktorlarımıza da teşekkürler. Neden? Çünkü radyasyon onkolojisi her yerde olmayabiliyor. Bizimle aynı fikirde olan, kanserin ertelenmemesi ve erken tedavi edilmesi için aynı fikir ve görüşle hastasına yaklaşan, hasta sağlığını önemseyen ve bu hizmetlerimizi takip ve takdir eden bize referans oldukları için. Fikrimiz hastanın en doğru yerde erken tedavisi. Burada muayene ve radyoterapi seanslarınız için sizleri bekletmiyoruz. En hızlı şekilde muayenelerinizi ve tedaviniz için seanslarınızın hizmetlerini sizlere sunuyoruz. Kanser tanısı koyulmuş izleyicilerimiz varsa ya da yakınlarınız varsa da farklı bir yere gitmiş olabilir. Kafanızdaki sorulara yanıt alamamış olabilirsiniz. Hastanemizde ikinci görüş muayenelerinde de kapılarımız sizlere sonuna kadar açık. Ve bugünkü konumuzla ilgili merak edilen sorularla sizlere merak ettiklerinizi yanıtlamak için hemen sorularımızla başlayacağız. İlk olarak başta da bahsettiğim önemli isimlerden birisi hastanemizde radyasyon onkoloji profesörümüz Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin aramızda. Hocam öncelikle olarak size hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, ülkemizde radyasyon onkologlarının sayısı oldukça az. Gerçekten çok kıymetlisiniz ve bunlar için de profesör olanların sayısı da çok az. Evet hocam, size ilk olarak sormak istediğimiz soru, radyasyon onkoloji nedir? Sözlerime başlamadan önce şu anda yayını izlemekte olan tüm izleyenlere sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyorum. Radyasyon onkolojisi kanser ve bazen de kanser dışı bazı hastalıkların tedavisini yüksek doz iyonize radyasyon dediğimiz, evet, radyasyonla yapan, radyasyonun biyolojik ve fiziksel temellerini araştıran ve bu konuda uzman yetiştiren tıbbın bir ana bilim dalıdır. Radyasyon onkolojisi multidisipliner bir birimdir. Evet. Bu multidisiplin içerisinde hekim, radyasyon onkologları, medikal fizik uzmanları ve tekniker arkadaşlarımız yer alırlar. Ve bunların hepsi birbirleriyle koordineli bir şekilde hizmeti devam ettirirler. İlk X ışınlarının bulunduğu 1895 yılından bugüne kadar radyasyon onkolojisi alanında göz kamaştırıcı gelişmeler yaşandı. 1950'li yıllarda ilk modern radyoterapi cihazı kobalt 60, 1955-60'lı yıllarda şimdiki lineer akseleratörlerin prototipleri diyebileceğimiz sistemler oluşturuldu. Daha sonra küçük yapraçık dediğimiz MR'lerin girmesi ve özellikle de tomografinin radyasyon onkolojisi pratiğinde kullanıma girmesiyle gerçekten bir sıçrama yaşandı. Bu konularda tomografi radyasyon onkolojisi pratiğine girdiği andan itibaren tümörü görerek, yerini bilerek, ince hesaplar yaparak tedavi etmeye başlayabildik. Daha sonra geliştirilen tedavi metotları, IMRT olsun, volümetrik art terapi olsun, stereotaktik radyoterapi dediğimiz tedavi şekilleri olsun, zaman zaman cerrahi yapılamayan hastalarda başarıyla uygulandı ve kür elde edilebildi. Şu arada operasyonu kabul etmeyen ya da cerrahi olarak opere edilemeyecek hastalarda stereotaktik radyoterapi küçük tümörlerde önemli bir yer almakta. Bu gelişmeler ışığında tabi radyasyon onkolojisinin geleceğine baktığımızda belki 50 yıl sonra benim yerimde oturup bu konuşmayı yapan biri olduğunda diyecek ki işte o günler çok
ilkel çalışmışlar. Biz şu anda şu şekilde diye bir anlatım içinde olabilecektir. Kanseri tedavi etmekten daha ziyade yıllar içerisinde kanserin tedavisinde, yani radyoterapi ile tedavisinde yan etkiler önemli problem olmaya başlamıştır. Ve bu yan etkilerin azaltılması amacıyla da her yeni yıl ya da yeni gün radyoterapide daha fazla yeniliği beraberinde getirmektedir. Peki hocam, radyoterapide özellikle radyoterapi uygulanılan bölgede herhangi bir iz ya da yara oluşur mu diye bizlere çok sorular yöneltiliyor. Bununla ilgili sizin tecrübelerinizi dinleyebiliriz. Radyoterapi film çekilir gibi bir işlemdir. Evet. Birçok kişi hastanelere gidip bir takım tetkikler içerisinde film çektirmişlerdir. Buna benzer bir sistemdir. Hasta bir masada yatar, etrafında bir cihaz döner, dönerken tedaviyi verir. Ve bu tedavi esnasında hasta ağrı, sızı, acı, herhangi bir şey hissetmez. Ancak radyoterapinin uygulandığı özellikle cilde yakın bölgelerde güneşte oluşan bronzlaşmaya benzer bir takım etkiler görülebilir. Ama bu zamanda güneşte oluşan bronzlaşma nasıl düzeliyor ve insanlar tekrar aynı cilt rengini alıyorlarsa gene aynı şekilde yapılabilir. Geriye döner yani. Peki hocam, bu tedavi sonrasında, tedavide seanslar bittikten sonra ne yapılır? Yani tedaviye sonuç seansların bitiminde hemen alınır mı diye merak edilenler arasında. Şimdi son yıllarda adaptif radyoterapi denilen bir kavram ortaya çıktı. Adaptif radyoterapi nedir? Radyoterapi esnasında bu yeni teknolojiyle kombin CT dediğimiz filmler çekilerek tümörün küçülüp küçülmediği kontrol edebilir ve küçülme varsa eğer yeniden planlamalar yapılarak sağlam doku koruması yeni baştan sağlanabilir. Ya da hastaların tedaviye bağlı bir takım işte zayıflama gibi ya da şey gibi durumlarda bu planlama tekrar yapılabilir. Radyoterapide asıl değerlendirme radyoterapinin bitiminden 3 ay sonra biz uyguluyoruz. Bunun sebebi de radyoterapinin hücreyi öldürücü etkisinin radyoterapi bittikten sonra da devam etmesidir. Çünkü hücre siklusu denilen bir şey vardır ve tümör hücreleri de bu siklüse tabidir. Bu siklüsün süreci ne kadarsa ona göre en iyi şeyde en iyi değerlendirme radyoterapiden 3 ay sonra yapılır. Zaten SGK da bunu baz alarak PET CT gibi önemli değerlendirme metotlarını radyoterapiden 3 ay sonra yapılmasının daha uygun olduğunu radyoterapist görüşlerine göre ortaya koymuştur. Hocam, bahsettiğimiz gibi pandemide kanser tedavileri süresince hep buradaydınız hastalarınıza tedavide. Sizin özellikle başta belirttiğimiz gibi bugün tabii bunun birinci yılını yaşıyoruz. Pandemide kanser tedavileriyle ilgili izleyenlerimize ne mesaj verirsiniz? Tabii şimdi kanser mi pandemi mi diye düşünecek olursanız pandemide hastaların büyük çoğunluğu bir şekilde tedavi edilebiliyor, edilemeyenler de oluyor. Ancak kanser tedavi edilmez ise eğer ilerler ve hastayı ölüme götürebilir. Bu nedenle pandemi de olsa gerekli önlemler alınarak herkesin tedavisine devam etmesi ve kanserle mücadeleyi başlatması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Evet, ve yanımda yine radyasyon onkoloji uzmanlarımızdan değerli hocam. 16 yıldır burada nezaketi ve güler yüzüyle her zaman hastalarının karşısında olmuş ve onlarla aile bağı kurmuş. Uzman doktor Züleyha Kadehçi hocam yanımda. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Evet. Erken evrenin öneminden bize bahseder misiniz? Hastanın vücudunda kanser oluştu. Biz hastayı tedavi etmeye başladık. Evet. Tedavi ettikten sonraki 5 yıl bizim için çok önemlidir. İlk 2 yıl hastalığın tekrarlama riski açısından önemli. Ama ondan sonraki 5 yıl da bizim için çok önemlidir.
ve ne kadar erken evrede yakalarsak tedavilerin tamamlandıktan sonraki takip süremiz o kadar uzar. Ve erken evrede yakalanan hastaların tedavi şeklinde de farklılıklar olur, alternatifler olur. Ne kadar geç evrede yakalanırsa kişi o kadar o kanserle, o bizim bir düşmanımız, ben her zaman için öyle diyorum, onunla savaşmak için elimizdeki kozlar o kadar yetersiz kalır. O yüzden erken teşhis her zaman için çok önemlidir diyebilirim. Peki hocam, Avrasya Hastanesi'ndeki teknolojik gelişmelerden bahsettik. Bunlar tedavileri nasıl yansıdı? Bununla ilgili bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim, ben 16 yıldır buradayım ama 5 yıldır, 5 küsur yıl Vecdi Hocam'la birlikteyiz. Evet. Ve Vecdi Hoca gerçekten bize klinik anlamda, hastaların tedavi anlamında, tecrübelerinden, yani bize yol göstermek anlamında yardımları olmuştur kesinlikle. Yani elim güçlenmiştir diyebilirim. İyi ki varsınız dediğimiz noktayı burada hocamla birlikte onaylamış alıyoruz elinden. Çünkü burası bir ekip işi. Evet. Bazı branşlar vardır, tek başına odandasındır, polikliniğini yaparsın, çıkarsın. Ama biz burada radyasyon fizikçisi Füsun Hanım'la 16 yıldır birlikteyiz. Evet. Onur Bey'le yine 10 yıl kadar oldu. Aygün Hanım'la ihtisasım sırasında da birlikteydik. Ondan sonra da bir 10 yılı geçti. Diyelim ki en basit örneği vereyim. Yani klinikte karşımıza çıkan aksaklıklar açısından söylüyorum. Nazofarenks dediğimiz geniz tümörleri tedavi edilirken geniz tümörü burnun arkasında, boğazın da arka tarafında, tam iç taraftadır. Ve hastayı tedavi ettiğimiz kobalt cihazıyla 270 dereceden ışınlayıp gerekli blokları kullanmaktaydık. Kurşun bloklarımızı kullanıyorduk. O kurşun bloklar nedir? Hastanın beyinciğini korumak, işte o bölgeye yakın akciğer dokularını korumak, işte tükürük bezlerini koruma imkanımız çok fazla yoktu. Tam buraya denk gelen bölgede olduğu için. Biz hastaları tedavi ediyorduk. Uzun yıllar takiplerini de yaptık. Yaptığımızda hasta ağzı kuru oluyordu. Tedaviden tam başarı elde etmişiz. Hastalık ortadan kalkmış ama dilinde çatlaklar, tükürük salgısı yetersiz olduğu için yani hayat kalitesi bozuluyordu ve ellerinde suyla gezmek zorunda kalıyorlardı. Sakız çiğnemesini öneriyorduk, bazı yöntemler vardı falan. Şimdi yeni teknolojiyle o kadar güzel tedavi ediliyor ki tükürük bezleri de maksimum korunarak, işte arkadan geçen zincir kemikleri dediğimiz halkın tabiriyle vertebradaki sinirler korunarak, işte beyincikten kulakların işte kohlea dediğimiz işitmeyle ilgili yerleri tamamen korunarak bir planlama yapıyoruz. Hedef tümörü tamamen ortadan kaldırmak ama kritik organ dediğimiz bundan sonra hayatını devam ettirdiği zaman olmazsa olmaz organlarında maksimum korumak, tümörü de tamamen öldürmeye yönelik bir teknoloji. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseridir. Akciğer, evet hocam. Bunun da sebebi, %85 sebebi sigarayla bağlantılı. Yine %15 sebebi işte sanayide kullanılan bir takım işte alüminyumdu, kadmiyum, onların kullanılması, işte dizel gazlar, işte çevre kirliliği falan gibi ufak bir şey. Ama en önemlisi sigara. Sigara kullanımı ne kadar çok fazla artıyorsa akciğer kanserinin görülme oranı o kadar fazla oluyor. Maalesef çok acı, şunu söylemek istiyorum. Son 5 yıldan önce kadınlarda görülen akciğer kanser oranı çok azdı erkeklerle karşılaştırıldığında. Evet. Şu anda kadınlarda da sigara içiminde artmaya bağlı olarak neredeyse 2'ye 1 oranına yaklaşmaya başladı. Evet, o yüzden çok altını çizip dikkatli olmakta fayda var diyebilirim. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseridir. Meme kanseri de kadınlar hayatı boyunca kansere yakalanma riski, meme kanserine yakalanma riski her kadında yani 1/10 oranında görülme riski altındayız. Bu da çok büyük bir rakam. Ama biraz önce başında da söylediğiniz gibi erken teşhis edildiği zaman yüksek başarılar elde edilip çok
kaliteli, konforlu, bundan sonra uzun ömürler sağlıklı bir şekilde yaşama imkanı da olabilir. Erken teşhis önemli diyebilirim. Her kanseri tedavi ediyor muyuz hocam radyasyon onkolojisinde? Her kanser tedavi edilir. Kanserin her evresinde de radyoterapinin yeri vardır. Evet. Çocukluk tümörlerinden erişkin 80 küsur yaşındaki bir hastayla en ufak çocuklara kadar görülen kanserlerin her evresinde, her aşamasında radyoterapi olmazsa olmazdır. Evet hocam, az önce açılışta da bahsetmiştik. Hastaneye yine gelmekten korkanlar olabiliyor diye. Tabii ki biz yine her tedbiri aldığımızı iletiyoruz ama online muayene hizmeti de bu esnada verdiğimizin bilgisini vermiş olabiliriz izleyenlerimize. Pandemiden dolayı maalesef teşhis konmuş ama tedavide endişelenen hastalar olmaktadır. Teşhisi konmuş veyahut da herhangi bir şikayeti olmuş ama tetkiklerini yaptırmış, bu tetkikleri değerlendirmek için herhangi bir yere gitmekte endişelenen hasta grubu vardır. Oraya gidersem ya korona olursam, ama hastalık da ilerlediği zaman tabii kanser bu sefer tedavisi de olmayacaktır. Şunu yapabiliyoruz hastalara, bu tetkiklerine ikinci bir hekim gözü olarak tabii değerlendirip yapılması gereken doğru yönlendirmelere hastayı yönlendirebiliriz. Değerli hocam da burada bizlerle birlikte birçok hasta tedavisine dokunan, şifa sunan önemli ve kıymetli isimlerden birisi. Hocama ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Hocam, radyasyon tedavilerinde ışınlar veriliyor demiştik. Peki hastalarınızı planlamada bu ışınlardan zarar görmemesi için neler yapıyorsunuz ve hastayı nasıl koruyorsunuz? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Ve şunu söyleyeyim, hastaların içi rahat olsun. Olabilecek maksimum koruma sağlanıyor. Öyle hocalarımızın söylediği gibi eskiye göre teknolojinin de gelişmesiyle maksimum etki, minimum yan etkiyle hastalarımız tedavilerini tamamlıyorlar. Burada bir sorunumuz yok. Burada neler yapıyoruz onu ekranımızda bir görselimiz var. Onu yansıtırsak hocam daha detaylı sizden hem de onu anlatmış oluruz sizin vesilenizle. İzleyenlerimize de bilgisini sağlamış oluruz. Şimdi hasta tedavi alana kadar bir kere bir sürü aşamadan geçiyor. Özellikle amaç en fazla yararı sağlamak olduğu için en burada son olayı alana kadar çok çeşitli, titiz, yoğun, ciddi bir çalışma yapıyoruz. Evet hocam. Bu çalışmalardan ben bir tanesinden 3D kontrolamadan çok kısa bahsedeceğim. Evet. Çünkü planlama aşamasında fizikçi arkadaşlar başka açıklamaları da yapacaklar diye düşünüyorum. Şimdi 3D kontrolama nedir? 3D kontrolamada ışınlanacak yer ve korunacak bölgelerin belirlenmesi olayıdır. Evet. Burada öncelikle ışınlanacak alan, tanıtımda da gösterdiğiniz gibi PET vizyonla veya varsa MR vizyonla birlikte çiziliyor. Böylece çok daha net, çok daha keskin çizimler ortaya çıkıyor. Bunlar çıktıktan sonra ışınlanacak alanda veya o bölgenin yakınında hayati organlar, kritik organlar dediğimiz organların da korunması lazım. Çünkü ışınlar, bu iş bitmiyor. Yan etkilerinde olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu çizimler hastaya çekilen tomografi üzerinden her kare tek tek, her organ tek tek çizilerek ciddi bir şekilde sınırları belirleniyor. Bunları niye belirliyoruz? Çünkü bundan sonra hastayı fizikçilere devredeceğiz. Onlar da bu sınırlara uyarak, belirlenen dozlara uyarak, riayet ederek hastaya zarar vermeme ve alabileceği dozunda maksimum alabilmeleri için hazırlamış oluyoruz. Çok ayrıntıya gerek yok ama çizdikten sonra şöyle bir üç boyutlu görüntümüz ortaya çıkıyor. Evet. Burada hareket etmiyor ama tüm organlar gerçeğe sadece yakın. Sadece bu bölümü bir hareket ettirebilir miyiz? Gerçeğe yakın ortaya çıkıyor. Buradaki bir akciğer alanı, o bölgede bulunan kalbi ve diğer organları çok net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Bu sınırlar fizikçi arkadaşlar için birer referans ve yol gösterici olacak. Dolayısıyla buna riayet ederek sağlıklı, yan etkisiz bir tedaviyi tamamlamış oluyoruz. O yüzden rahat olsunlar diyoruz.
Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Hastaları da bu ışınlara karşı korumada detaylı olarak bizlere sağlamış olduğunuz bilgiler için. Radyasyon güvenliği sağlamada, cihaz kalite kontrollerinde büyük emekler veren hastanemizin kıymetli isimleri arasındalar ve aynı zamanda da biz kalite değerlendirmelerinde 95 oranında bir puan elde ettik. Burada bu cihazların denetimlerine kadar sorgulandık. Burada da onların emekleri, disiplinli yaklaşımları oldukça önemliydi. Kendilerine bu vesileyle de teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Medikal fizik uzmanımız Füsun Şentürk aramızda. Evet, hoş geldiniz diyoruz sizlere de. Füsun Hanım, size yöneltmek istediğimiz sorumuz, medikal fizikçi olarak hasta planlama aşamalarından bizlere kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Az önce Tamer Bey'in de bahsettiği gibi hastanın CT'si çekildikten sonra network sistemiyle bizim kendi planlama sistemimize geliyor. Evet. Ve elimizde bulunan hastanın tanı konulması aşamasındaki görüntüleri bilgisayarımıza yüklenip üzerinde match ediliyor. Bu birleştirilme sonrasında kontrollama yapılıyor. Kritik organlar ve doktorlarımızın bize verdiği planlanacak tedavi volümü, PTV dediğimiz volümleri bize teslim ediyorlar. Ve bizden o volümlere ne kadar doz vermemizi istiyorlar. Onu istedikten sonra biz bilgisayarla optimizasyonla başlıyoruz olaylara. Evet. Bu vereceğimiz dozu kliniğimizde bulunan DBX-600 ve Tirler cihazında konformal radyoterapi, bunun içinde pildafil tekniği de var. Artı dinamik IMRT tekniğini her iki cihazımızda kullanarak yapabiliyoruz. Dinamik IMRT cihazının, dinamik IMRT'den kastım cihaz stopen shot tekniğiyle duruyor, ışınlıyor. Sonra tekrar başka açıya dönüyor. Işınlıyor, duruyor. Tekrar bir açısını değiştiriyor. Tekrar evet. Işınlıyor, duruyor. Ve bizim seçtiğimiz ışınlar doğrultusunda tümör dozuna maksimum dozu verip sağlamlıklara minimum dozu verebilecek şekilde son planlamasına kadar gidiyoruz. Trilogy cihazımızda buna ek olarak ARC radyoterapisi yapabiliyoruz. IMRT yapabiliyoruz. Onda da bir yelpaze gibi tarayarak cihazı istediğimiz açı boyutunda 360 derecede yapabiliyoruz. Tümörün yerleşim yerine göre yarım veya yani ya full ya yarım ya da daha farklı açılarla yerleşim yerine göre biz onu seçiyoruz. Doktorlarımızın istediği tümör dozlarına kadar uluslararası doz kriterlerine uygun şekilde diğer organların kritik dozlarını aşmayacak şekilde optimizasyona sokuyoruz. Ve tümörümüzün almak istediği en yüksek dozu almasını istiyoruz. Tabii bunları yaparken de en başında hastaların bu tedavi planını yaparken ve tedavi sırasında hiç kıpırdamaması ve fiksasyonun, hasta fiksasyonunun bizim için çok önemli olduğunu söylemem gerekir. özellikle mesela beyin hastasıysa tedaviye girerken tedavi sırasında kıpırdamaması için baş maskesi, baş boyun hastalarına, baş boyun maskeleri, meme hastalarını meme aparatlarına yatırıyoruz, akciğer hastalarını akciğer aparatına yatırıyoruz. Özellikle SVRT dediğimiz, Vecdi Hoca'nın da bahsettiği yüksek dozları kısa sürede verdiğimiz, özellikle cihazımızda verebildiğimiz hastalarımıza, özellikle batın bölgesinde ve akciğer bölgesinde olanlara kişiye özel bakımlı yatak uyguluyoruz. Bu uyguladığımız yatakları hasta sadece kendisi kullanıyor ve her tedaviye geldiğinde kullanıyor. Böyle bir fiksasyonun arkasından, çekilen CT volümleri ve planın arkasından en iyi planı oluşturduğumuzu düşünerek doktorlarımızla planı tartışıyoruz. Plan kabul olursa oh ne güzel, yolumuza evet. Devam ediyoruz. Olmazsa çalışmaya devam tekrar. Ediyoruz. Ama inanın çok uzun sürdüğü zamanlar da oluyor. Evet. Yeri geliyor 2 gün, 3 gün uzayan planlarımız oluyor. Veya aynı gün içinde bitiriyorsak 3-4 saat zaman ayırdığımız planlar oluyor. Ama emin olsunlar ki onlar için en iyi şeyi yapıyoruz. Evet. Zaten hocalarımız başka türlü kabul etmiyorlar planımıza. final onaylandıktan sonra planına cihaza biz kendimiz de onaylayarak cihaza gönderiyoruz. Tabii bu bitti mi? Planı onayladık, cihaza gönderdik. Tekniker arkadaşlar alacaklar ama acaba bizim hastaya vereceğimiz planda uygulayacağımız dozlarda bir sıkıntı var mı? Burada o kadar çok fiziksel parametre var ki hata yapılabilecek. En basitlerinden birkaç tanesini söyleyeyim.
Hastaya tedavi uygularken cihazın gentrisi, cihazın başı hasta etrafında dönüyor. Evet. Bu dönerken gentrinin dönüş hızı, içindeki MLC dediğimiz lifler var. O liflerin hareket hızı, artı IMRT dediğimiz yoğunluk ayarları radyoterapi yaparken doz hızının hepsinde bir farklılıklar oluştuğu için acaba doğru dozu verebiliyor muyuz diye kontrol etmek istiyoruz. Dolayısıyla da bunun için kliniğimizde bizim kullandığımız üç boyutlu kontrol cihazları ve portal dozimetre cihazlarımız var. Bunları mutlaka her hastanın tedavisinden önce kontrol ediyoruz, onayını alıyoruz ve arkadaşların tedaviye alması için gönderiyoruz. Tabii ki bu hasta planı içinde. Evet. Hasta planını böyle onayladık ama siz de bahsettiniz. Bu cihazların bakımları, evet, ve kontrolleri var. Bunlar da yani buradaki konuya sığamayacak kadar, evet, çok hem teknik konular ama hem de çok geniş şeyler. Kısaca bahsetmek isterim onlardan. Buyurun. 3 ayda bir cihazımızda mekanik ve dozimetrik bakımlar var. Evet. Onlar teknik servis tarafından yapılıyor ama biz cihazı teslim alırken bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Hani biz bıraktığımız zamandaki şeyler, çünkü bir sürü yerleri elleniyor, ediyor veya biz bazı yerleri ayarı kaçmış oluyor bir miktar. Onu düzeltmeleri için veriyoruz, düzeltelim. Bunların hepsinin kontrolü yapılıyor. İşin hani bizim için en kötü yanı bu, bunların aynı gün içinde yani teknik servisin bakımı yaptıktan sonra hemen arkasından bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla bakım yapıldıktan sonra yine kliniğimizde sahip olduğumuz bir takım kalite kontrol cihazlarımız var. Bunların arasında QA aletlerimiz. Bunlar katı su fantomlarımız, su fantomumuz, ARP tedaviyi kontrol edebileceğimiz Octavius kontrol aletimiz gibi daha bir sürü farklı aletlerimiz var ve bunların hepsinin dozimetrik ve mekanik kontrollerini yapıp cihazı teslim alıyoruz. Bir sonraki gün hasta tedaviye gönül rahatlığıyla girebilsin diye. İnanın o kadar çok titizleniyoruz çünkü tedavi planlama kısmı gerçekten çok önemli. Dozların asla aşılmaması, evet, gerekiyor. Her hasta kendi annemiz, babamız ve yakınımız gibi. Kesinlikle. Çok ciddi şekilde üstünde emek harcıyoruz. Evet. Bu emeğin karşılığında da elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz demeyeceğim. Yapıyoruz, iddialıyız. Evet, yapıyoruz. Şimdiye kadar bu şartlarda tedavi aldığımız 20.000'in üzerinde hastayı gönül rahatlığıyla tedavi ettiğimizi söyleyebilirim. Ne mutlu bize. Evet. Evet. Ve tabii ki hastanemizin yine genç, deneyimli, tecrübeli isimlerinden biri. Yine medikal fizik uzmanımız Onur Tosun aramızda. Onur Bey, hoş geldiniz diyelim size de. 1950'lere dayanan bir geçmişi var radyasyon okulisinin. Tabii ilk cihazlar doğal radyasyon kaynağı kullanan kobalt 60 cihazlarıydı. Burada doğal radyasyon, yani radyoaktif element vardı. Daha sonra 1970'lere doğru kobaltların yerini lineer akseleratörler almaya başladı. Tabii, evet, bunlar hep ön çalışmalar. Ta ki işte 2000'li yıllara doğru doğru bilimsel olarak yerlerini aldı. Bu cihazlar yüksek teknolojiye sahip hassas cihazlar. Daha sonrasında bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ve tomografinin tıp alanında uygulanmasının artmasıyla beraber bu sefer hastalara özel planlama sistemlerinde hastalara özel planlar yapılmaya başlandı. Evet. Bunlardan da Füsun Hanım, Tamer Bey, Tamer Hocam temin bahsettiler. Hasta üzerindeki tomografi görüntülerinde milimetrik çalışmalar nezdinde planlar yapıldığına dair. Biz de Avrasya Hastanesi olarak tabii ki teknolojik gelişmelerden geri kalmıyoruz. Yakından takip ediyoruz. Çok yakın bir zamanda da teknolojik altyapımızı yeniledik. Evet. Ve yeni Trilogy cihazımıza sahip olduk. Ben yeniliklere kendi klinik deneyimimiz ve cihazımız üzerinden nacizane yardımcı, buyurun, olmak istemem, neler yaptığımıza dair. Benim en önem verdiğim şeylerden biri diğer görüntüleme, radyolojik görüntüleme sistemlerini kendi planlama sistemimize entegre edebilmemiz. Evet. Biraz önce görüntülerde de izlediğimiz
MR füzyon, PET füzyondan bahsetti hocalarımız da. Hani ben tekrar biraz ekranda daha yansıtalım. Onları hani şey yapabilirsem ayrıntılı anlatabilmek için. Olur. Şimdi birçok radyolojik görüntü farklı dokularda daha alternatif ve bize daha PET füzyon. Mesela PET füzyon dediğimiz PET pozitron emisyon tomografisi bir radyoloji görüntüleme sistemidir bu. Mesela PET füzyonda gördüğümüz gibi tümörlü bölgeyi parlak bir görüntü olarak çok net görebiliyoruz. Evet. Ama bunu tomografide akciğer tümörlerinde çok net göremeyiz. Biz burada ne yapıyoruz? İster kendi hastanemizde çekilmiş olsun, ister herhangi hastanın başka bir yerdeki görüntüsünü kendi sistemimize birebir entegre edebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bir de bir MR görüntüsü vardı. Evet, onu da bu PET füzyon. Yansıtalım. MR füzyonda ise şurada gördüğünüz gibi önce tomografi görüntüsü var. Bu ilerlesin. Evet, MR görüntüsünde gördüğünüz gibi daha belirgin. Evet. Mesela yumuşak dokuda tomografi hiçbir zaman MR kadar cevap veremez. Biz ama planları tomografi üzerinden yaptığımız için MR kullanmamız gerekiyor. Bizim sistemimiz smart adaptif özelliğiyle buna da fırsat veriyor. Yani biz bir MR görüntüsü üzerinden aslında tümörü çizmiş, tomografi üzerinden de planlamış oluyoruz. Bir başka teknoloji, hem sahip olduğumuz hem güncel teknolojilerden biri de hareketli organların takip edebilme sistemi. Bu cihazın içerisindeki entegre sistemlerden de olabilir veya farklı fazlarda çekilmiş. Mesela bir akciğer hastasına örnek verelim. Akciğer hastası neden örnek veriyorum? Çünkü akciğer çok hareketlidir. Yani nefes alıp vermemizle bile akciğer tümörü yer değiştirir. Ama biz 3 faz, yani nefes alarak, nefes vererek ve normal nefesle çektiğimiz 3 tomografiye yine füzyon özelliğiyle, smart adaptif özelliğiyle birleştirip tek CT görünümü veririz ve tümörün bütün hareketini saptayabiliriz. Bunlar bize ne kazandırıyor? Hem doktorlar açısından volümün keskinliğini ve bizim de fizikçiler açısından, Füsun Hanım'ın da anlattığı gibi birçok özel planlamayı bu görüntülemeler üzerinden yapabilme imkanını sunmaktadır bize. Son olarak da cihazda, evet planlama odasında, planlamada bunlar oluyor. Peki cihazda hani neler yapabiliyoruz? Kendi cihazımızın da ve artık yeni sistem birçok cihazda olan robotik görüntüleme sistemleri vardır. Bunlar cihazın üzerinde hasta tedaviye girmeden önce QV ve CT dediğimiz görüntüleme tekniklerini hasta tedaviye girmeden önce, hasta tedaviden sonra, hatta hasta tedavi sırasında da yapabiliyoruz. Yani hastalarımız tedaviye girmeden, tedavi sonunda ve tedavi sırasında görüntüleri alınıyor. Hiçbir ıskalama şansı olmaması adına. Bunun adı, temin sizin de bahsettiğiniz gibi CT dediğimiz bir devi CT görüntüsüdür, CT. Tabii enerjisinin daha düşük tutulup her gün, bazı hastalarımıza her gün, bazı hastalara gün aşırı uyguluyoruz çünkü bunu. Evet. Bunun da şöyle bir artısı oluyor hastalar açısından. Vejde Hocam da bahsetti, adaptif planlar dediğimiz. Biz mesela fraksiyonu atıyorum 30 günlük bir tedavi sırasında hastanın 15. gününde anatomik değişimlerinde veya tümöründeki olan değişimleri an ve an görebiliyoruz. Eğer hocalarımız da gerek görürse yeniden onları planlayabiliyoruz. Buna da adaptif planlama diyoruz. Aygün Hanım hoş geldiniz. Sizlere de tüm hastalar adına yine teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten hizmetlerimizde önemli noktada yer alıyorsunuz ve birçok memnuniyeti sağlıyorsunuz. Radyoterapi teknikerlerinin tedavilerdeki rolü nedir diye size sormak istiyoruz. Hangi aşamada yer alıp neler yapıyorlar? Bize bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Bir radyoterapi teknikerinin şöyle özetlersek eğer kısaca. Sabah ilk iş olarak cihazımızı açıp günlük kalite kontrollerini, ölçümlerini yaparak cihazımızı hasta almaya hazır bir konuma getiriyoruz. Daha sonra hastalarımızı randevu saatlerine göre tedavi almaya başlıyoruz. Hastamızı triloji cihazını içeriye aldıktan sonra gerekli immobilizasyon yani sabitleme işlemini yaptıktan sonra referans noktalarına göre hastamızı ayarlıyoruz. Sonra iki boyutlu QV ya da üç boyutlu kombin CT'sini çekerek gerekli görüntülemesini sağlayıp gerekli kaydırmalarımızı yapıp hastayı tedaviye başlıyoruz, hastanın tedavisine. O sırada hastayı dışarıdan hem izliyoruz hem dinliyoruz. Hastamızı bu şekilde tedavisini yaptıktan sonra tedavimizden dışarı çıkarıyoruz, cihazdan dışarı çıkarıyoruz. Böylece günlük tedavisini tamamlamış oluyoruz. Eğer herhangi bir şikayeti olursa hastamızın, onu da gerekli kişilere yönlendiriyoruz.
Evet, sizler de yine bu alanda birçok genç arkadaşlarınızı yetiştirdiğiniz deneyimlerinizle, tecrübelerinizle. Evet, tekrar teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz sizlere. Gelen sorulardan birini Tamer Hocam'a yönlendirelim. Normalde radyoterapi, tüm arkadaşlarım da dediği gibi, yatış gerektirmeyen, ayakta günübirlik uygulanan acısız bir tedavi. Fakat evet, dediğiniz gibi her hasta böyle olmuyor. Yaşa bağlı, tümörün yerine bağlı, evresine evet, bağlı. Bazı hastalar hakikaten düşkün olabiliyorlar. Beyin tümörü, beyin metastazı gibi durumlarda hastalarda şuur iyi olmayabiliyor. Yürüyemiyorlar. Elleri kolları hareket etmeyebiliyor. Her gün geleceği için de bu hastaların taşınması çok ciddi bir zahmet gerçekten. Hem hasta için hem hasta yakınları için çok zorlu bir süreç. Yine sizin söylediğiniz gibi hastaların çoğu yemiyor. Evet. Hatta aile yakınları bunlara çok üzülüyor. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, adam yemiyor. Sanki kasıtlı yapıyor gibi. Bu tür hastalarımız da olabiliyor. Biz bunlar için tedavi tamamlama açısından yatış öneriyoruz bazı hastalara. Yatış olduğunda avantajımız ne oluyor? Bir kere hastalarımız günlük takip ediliyor, genel durumları. Hem bizim hem hemşireler tarafından her gün takip ediliyorlar. Arada yapılan tetkik ve tahlillerle metabolizmaları, genel durumları yine incelenmiş oluyor. Yemeyen hastalarımız için hakikaten bazıları şuur iyi olmuyor ve su bile içemiyorlar. Bunlar için damardan beslenmeler yapıyoruz. Hem sıvı hem elektrolit dengelerini sağlıyoruz. Hem de 24 saatlik gıda ihtiyaçlarını karşılayacak besin maddeleri veriyoruz. Dolayısıyla kişi sanki günde 3 öğün yiyormuş gibi beslenmiş oluyor. Bunun avantajı ne? Hasta kilo kaybediyor. Şiddetle evet, hızlı kilo kaybediyorlar çünkü. Bu kilo kaybının sonucunda dirençler düşüyor. Vücut düşkün hale geliyor. Tedaviye ara vermek zorunda kalabiliyoruz. Hatta kesmek zorunda kalabiliyoruz. Bunu engellemiş oluyoruz. Evet. Kontrollerin amacı hastanın günlük gelişmelerini takip edebilmek. Çünkü kanser hastalığı çok organlı ilgilendiren bir hastalık. Sadece tümörün bulunduğu yerle ilgili değil. Dolayısıyla herhangi bir sorun gördüğümüzde günlük kontrollerimizde ilgili branşa aynı gün içerisinde konsültasyon dediğimiz danışma istiyoruz, yardım istiyoruz. İlgili branştaki hekim arkadaş da bizim hastanede aynı günde muayenesini yapıyor, görüyor. Aynı gün içerisinde tetkik ve tahlilleri yapılıyor. Ve ona uygun tedavisi de aynı gün içerisinde başlamış oluyor. Zaman kaybetmemiş oluyor. Bu da hastanın tedavisini tamamlamasında önemli bir etken. Özellikle mobil olmayan, hareket edemeyen hastalar için de hastanede yatışın transport açısından çok avantajı var. Kendi elemanlarımızı alıyoruz, aşağı indirip çektiriyoruz ve tekrar servisine çıkarıyoruz. Bu maksimum 20 dakika, 15 dakika sürebiliyor. Dolayısıyla evden gelebilecek bir hasta için bu şekilde çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Hem hasta için kolaylık hem hasta yakınları için evet, bir avantaj sağlamış oluyoruz ve hastaya da böyle bir şans vermiş oluruz diye düşünüyorum. Evet. O yüzden yatırıyoruz daha hastalığı. Evet, yatarak tedavi de mümkün diyebiliyoruz. Evet, Sayın Vecdi Hocam, Sayın Züleyha Hocam, Tamer Hocam ve yine medikal fizik uzmanlarımızdan Füsun Hanım, Onur Bey, radyoterapi teknikerimiz Aygün Hanım, bugünkü yayınımıza olan katkılarınızdan dolayı her birinize teker teker izleyenler adına teşekkür edelim. Gerçekten çok güzel bir yerde her hastamızın, izleyenimizin anlayacağı şekilde onlara bilgiler aktarmaya çalıştık. Yine tekrardan yayın bitiminde ben ikinci görüş muayenelerine değinmek istiyorum. Lütfen bu noktada bize danışın. Biz buradayız. Değerli hocalarım burada tüm tecrübeleriyle sizlere hizmet vermek için, sizlere ikinci bir görüş de olabilmek için bu konuda sizleri aydınlatacak ve sizin de bu konuda güveninizi sağlayacaklarına eminiz. Biz kanserle olan mücadelenizde sizin yanınızdayız ve bu tedavilerinizi en doğru şekilde ekibin kıymetli üyeleriyle birlikte gerçek anlamda tam bir titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu uygulamaktayız.
Yine medikal kadromuzun güzelliğinin dışında cihazlarımızdan da ileri teknolojilerde kullandığımız cihazlarımızdan da sizlere bahsettik. Evet, bizi Nijerya'dan arayıp yazan izleyenlerimiz de varmış. Şu anda Nijerya'dan da bir mesajımız gelmiş. Yurt dışından da birçok hastamız gerçek anlamda tedavide bizi tercih ettiler ve onları ülkelerine şifa bulmuş bir şekilde gönderdik. Bunun dışında milyonlarca hasta Avrasya Hastanesi'nin bu değerli ekibinden aldığı tedaviler sonrasında şifa buldular. Evet, tekrardan buradan hepsine selam olsun. Evet, mail yoluyla da Nijerya'dan bize ulaşan hastamızın sorusuna dönüş yapacağımızı da buradan belirtmiş olalım. Evet, tüm izleyenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, randevu için muayenelerde gerçekleştirebileceğiniz iletişim bilgilerimizi hemen sizlere iletmek istiyorum. 0212 665 50 50 numaralı çağrı merkezimizde temsilcilerimizden randevu alabilirsiniz. Ya da online muayene hizmetlerimiz var. Online randevu alabilirsiniz. Dediğim gibi online muayenelerimizi de bu esnada ikinci görüşte kullanabilirsiniz. Biz buradayız. Hocam, söylemek istediğiniz son bir şey var mıdır izleyenlerimize? Tabii kanser önemli bir hastalık. Ama kanserin erken evrede yakalanması için herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. Özellikle meme kanseri konusunda kadınlarımızın kendi kendine meme muayenesini öğrenmeleri, yılda bir kez de ultrason eşliğinde hekim muayenelerini mutlaka yaptırmaları, öyleyse çok erken evrede teşhis edilip tamamen tedavi edilme olanağını yakalamaları açısından önemlidir. Kanserlerin %50'si önlenebilir sebeplere bağlıdır. Evet. Bir takım alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, aktif yaşantımıza dönerek, beslenmemize dikkat ederek bu %50'lik kanserlerden de kurtulma ihtimalimiz vardır. Ama kanser olunca da biz buradayız. Tüm titizlikle tedavilerde, multidisipliner onkolojik yaklaşım içinde tüm birimlerin bir arada olduğu ve kararların bu şekilde alındığı tedavilerle hastalarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Yine bu ekibin başındasınız. Kıymetli isimlerdensiniz ve her zaman ekibinize ciddi anlamda yaklaşımlarınız olsun, verdiğiniz fikirler, deneyimleriniz her zaman onlara ışık tutmuştur. İyi ki varsınız. Doğru. Ve yine diğer radyasyon onkoloji uzmanımız, hastanemizin kıymetli, uzun yıllardır hizmet veren hekimlerinden Züleyha hocamın da izleyenlerimize söylemek istediği son mesajını almak istiyorum. Zaman hep aleyhimize işliyor. O yüzden teşhis konduğundan itibaren bir an önce tedaviye başlatmamız gerekiyor. Bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun, aslında. 8 yıl önce tedavi ettiğim bir hasta vardı. Ben hatırlamıyorum yani. Aradan zaman geçmiş. Gürcistan'dan gelmişti. Evet. 2 ay kadar önce hasta aramış, sormuş, bulmuş. Tekrar bir iki sıkıntıları vardı. Yine geldi buraya. Tedavilerini yaptık. Biz buradayız. Elimizden geldiğince onları tedavi etmek için yapmamız gerekeni yapıyoruz. Teknolojide en iyi imkanları kullanarak biz kanserle savaşmakta sonuna kadar buradayız. Onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam size. Yine Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nin de onkoloji ünitesi gerçek anlamda can damarlarından birisi. Bu konuda her zaman hastalara en doğru, iyi hizmeti verebilmek için de her zaman hastane yönetimimiz bu konudaki gereksinimleri, ihtiyaçları da en hızlı sürede karşılamıştır. Tekrardan buradan hastane yönetimine de bu sağlık hizmetlerinde ve onkoloji ünitemizde vermiş oldukları bu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, tüm izleyenlerimize buradan sevgi dolu selamlarımızı tekrardan ileterek yayınımızı sonlandırıyoruz. Ne diyoruz? Kanserle savaşta sizin yanınızdayız. Her zaman buradayız. Bize danışabilirsiniz diyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kanser önemli bir hastalık. Ertelenmeye gelmez. O nedenle hem kanserin erken tanısı için taramalara vatandaşımızın önem göstermesini, hem de eğer teşhis konulduysa bir an önce gerekli tedavilere başlamasını öneriyorum. Ve bu arada da herkese kansersiz, sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.
Ben Avrasya Hospital radyofizik uzmanı. 99 Ocak'tan bu yana burada görev yapmaktayım. Radyoterapi planlamasının öneminden biraz bahsetmek isterim sizlere. Hastalar tedaviye girdikleri zaman radyoterapi lokal bir tedavi. Kemoterapi gibi sistematik bir tedavi olmadığı için lokal alanlara yüksek dozlar veriliyor. Bu böyle grafi çekilmek, tomografi çekilmek gibi değil. Onlar kilovoltlar mertebesindeyken biz milyon elektron voltlarla tedavi ediyoruz hastalarımızı. Dolayısıyla hata yapma riskimiz, ya öyle bir lüksümüz yok. Onun için de hastanın özellikle planlama kısmında o kadar güzel volümlenmesi ve o kadar güzel planın yapılıp bütün kritik organların uluslararası DOS protokolündeki DOS sınırlamaları içinde olup bizim istediğimiz tümörü vermek istediğimiz planlanan tümör volümüne maksimum dozu vermek gerçekten çok büyük bir güçlükle karşılaştırıyor ama bunu elimizdeki mevcut imkanlarla çok güzel şekilde yapabildiğimizi kesinlikle düşünüyorum ve yaptığımıza inanıyorum. Avrasya Hospital olarak bunları yapabilecek kapasiteye sahip hem planlama sistemlerimiz hem de cihazlarımız mevcut. Tabii ki en önemlisi kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman oramızda bir ağrımız, sızımız veya herhangi bir şikayetimiz olduğunda es geçmeden pipiriklenerek hemen doktora gidelim. En azından orada bir şey olmadığını görelim. Eğer varsa da erken evre olarak yakalayıp teşhis olup tedavimize başlayalım. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Çünkü hastalık, bu kanser hastalığı ne kadar erken teşhis edilirse bizim başarı şansımız o kadar fazla olur ve o kişinin tedavisindeki tedavi olanakları, kanser tedavisinin olanakları çok daha fazla olur. Burada radyoterapi tedavide olmazsa olmaz bir tedavi yöntemidir. Kanser hastalığının erken evresinde de, geç evresinde de, her türlü evrede radyoterapiyi kullanmaktayız hastalarımıza. Bu pandemi sürecinde maalesef hastalarımız endişelendiği için enfeksiyon korkusuyla evlerinden çıkmak istemediler ve bu sürede evlerinden çıkmak istemedikleri için de teşhis ve check-up'larını geciktirdiler. Benim tavsiyem şudur ki mutlaka hastalara şunu tavsiye edebilirim, yapabilirler, check-up'larını düzgün yaptırsınlar. Gönül rahatlığıyla gelip bizde bütün görüntülemelerini yaptırabilirler. Uzman hekimlerimiz tarafından hastalığının teşhisi konur, bir an önce tedavisine başlanır, güzel sonuçlar alabiliriz diyebilirim. Bu kadar süreç içerisinde bizler kesinlikle bir gün bile radyoterapi hastalarımızın tedavilerini aksatmadık. Gerekli sterilizasyonları yapıp mesafemize temizlik imkanlarını tamamen kullanarak hastalarımızı tedavi ettik diyebilirim. Bizim en önemli kişi için hasta olmamak en önemlisi ama hasta olduktan sonra da tedavi için de çırpınmamız gerekiyor. En iyi yöntemlerle tedavimize olmamız gerekiyor. Enfeksiyondan sakın korkmayın derim ben. Evet, bugün dijital panellerimizden son bir tanesini daha izledik. Bu kanserle alakalı bir dijital paneldi. Kanserde 3 tane tedavi yöntemi var. Cerrahi, kemoterapi ve ışın tedavisi dediğimiz. Daha önce cerrahiyi genel cerrahlarımızda, medikal onkologlarımızda, patologlarımızda ve radyologlarımızda, yine radyasyon onkologlarımızda böyle bir panel yapmıştık geçen haftalarda. Medikal onkologla da ayrıca bir panel yapmıştık. Bugün radyoterapi bölümü, ışın bölümü dediğimiz yere derinlemesine girildi. Evet, radyoterapi yapabilmek için önce o mekanın, altyapının çok iyi olması lazım. Atom enerjisinden alınan olurlarla o duvarlarının kurşunlarla kaplı olması, duvarlarının 140 santim, 40 santim ölçüleri göre hassas mekanın da olduğunu belirtmek isterim.
bu hassas yere dışarıdan bir atom bombası atılmış olsa oraya etki etmeyecek şekilde. Özel, özel bir alan, özel yapılan bir mekandır. İçeriden radyasyon ışınlarının dışarıya yayılmaması bakımından önemli bir dizayna muhtaç. Evet, altyapı önemli dizayna muhtaç. Cihazları da baş döndürücü bir hızla teknoloji değişmekte. Hemen 3-5 yıl önceki teknolojinin yerine yeni teknolojiler gelmekte. Biz de bunu baş döndürücü hızla değişime, hızla ayak uydurmaya çalışmaktayız. En son teknoloji cihaz parklarını donatmış durumdayız. Cihazları da yenilemen yetmiyor. En güzeli bugün gördüğünüz gibi ekibin de iyi olması. Ekibin bir tanesinin iyi olması yetmiyor. Birbirleriyle o süreç içerisinde iletişimli, herhangi bir yerinde küçük bir aksama olsa o işi sonuçlandırmak zor olacak. Bugün yine panelimizde radyoterapi bölümüne, derinliklerine girelim dedik. Teknikerinden tut, medikal fizikçisinden tut, uzmanından, profesörüne kadar bunları, bu paneli izledik. Yine bu paneli sosyal medya kısmından da izlemeyenlerin izlemelerini arzu ederim. Çağımızın en büyük belası kanser. Bu kanserin tedavi yöntemleri bakımından her üçüne de Avrasya Hospital'ın sahip olması, ülkemizin bu konuda sahip olması, yurt dışından insanların bu konuda tedavi olmak üzere ülkemizi tercih etmeleri, onur ve gurur duyacağımız bir alan. Yine panelde gördüğünüz gibi yurt dışından aramalar vardı. Yurt dışından hastaların mesajları vardı. Demek ki dijital üzülüyorduk, burada toplantılar yapamıyoruz diye, ama bizi de dijitalleştirdi. Yeni bir dönem, yeni bir zamana ayak uydurmuş oluyoruz. Kanserle özel mücadele dediğimizde Avrasya Hospital'ın da burada özel bir yeri olduğunu ayrıca vurgulamak isterim. Her üç yöntemde, cerrahisi de, kemoterapisi de ve radyoterapisi de karınca kararınca iddialı ve güzel şeyler yaptığına inanıyorum. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.